Evet merhabalar, Yolda Akademi'nin 4. videosuna hoş geldiniz. Şimdi de yolumuz aslında uzak diyarlar, Romanya diyelim. Yolumuz Romanya ama bunu herhalde belki 2 bölüm halinde yaparız. Çünkü öncesinde ilk etapta Lüleburgaz yolumuz. Lüleburgaz'dan sonra bir gece orada ikamet ettikten sonra Silistre. Namık Kemal'in meşhur tiyatro piyesi Vatan yahut Silistre'nin. Aslında ismi Vatan gerçi de sonradan Silistre diye de oynuyor. Sonra zaten Vatan yahut Silistre diyorlar. İkisi de oluyor yani. Vatan olarak da yayınlanıyor, Silistre olarak da. Neyse o tiyatro oyununa konu olmuş olan oranın kuşatılmasının Ruslar tarafından anlatan bir tiyatro piyesi diye hatırlıyorum. Konuşuruz belki onda işte İslam Bey karakteri, Zekiye karakteri vesaire. Ama neyse Silistre'de de bir gün duracağız. Daha sonra oradan Bükreş'e geçeceğiz. Bükreş'ten de Brasov, Brasov'dan Rusçuk, o da Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'yı akla getiriyor olabilir. Bulgarcasıyla Ruze. Sonra da yeniden Lüleburgaz üstünden İstanbul gibi bir seyahat planımız var 6-7 günlük. Tatil amaçlı. O seyahatinde sizle yer yer paylaşmaya çalışayım ben geldim. Şu anda İstanbul'dan çıkış yaptık. Tem'den Edirne istikametine doğru gidiyoruz. Şimdi burada TEM'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii yani bunu kararını kim vermiş? Daha önceden de bunu konuştuk ama hani bunu bizzat göstermek için. Şimdi İstanbul'da oldukça yakın kısmındayız TEM'in. Büyükçekmece civarından geçeceğiz. Büyükçekmece Gölü'nün üzerinden geçiyoruz. Geçiyor olacağız. Yani iki şerit yol biliyorsunuz. Yani çok ilginç. Ama Kınalı'ya kadar da böyle gidecek. Kınalı'dan sonra yol üç şeride çıkacak. Yani çok bunu kim planladıysa, bunu kim yaptıysa çok tuhaf. Yani şu anda evet bakın Büyükçekmece baraj gölünün üstündeyiz. Burası iki şerit. İki şerit olduğu için de yolda yoğunluk oluyor. Ki işte bayram tatillerinde, yazın hafta sonları bitiminde hani işte bu Tekirdağ civarındaki yastıklarından İstanbul'a dönenlerin getirdiği trafik burada çok ciddi derecede trafik oluyor. Yani bu yol iki şerit yapılması kadar anlamsız bir şey olamaz. Ben önce bunu şey diye düşünüyordum. İki şerit olduğu bir yol çünkü şey diye düşün hani kamulaştırma bedelleri İstanbul'a yaklaştıkça artıyor tabi. Çünkü daha pahalı tarlalar, araziler o zaman yolun yapımından evvel. 80'li yıllar aslında çok da pahalı olmaz zaman ama yine de sonuçta göreceli olarak İstanbul'a yaklaştığı tabii ki gayrimenkullerin değeri artıyor haliyle kamulaştırma bedelleri artıyordur diye düşünüp yani şey diye düşünmüştüm. Bundan dolayı kamulaştırma için bütçe bulunamadı. Para bulunamadı. Dolayısıyla iki şerit oldu. Ama sonradan öğrendim ki karayollarındaki bir üst düzey bürokrattan esasen aslında üç şerit olacakmış gibi kamulaştırma yapılmış ve yani yolun genişletilmesine izin verecek yer varmış şu anda yani. Dolayısıyla aslında TEM'i İstanbul Edirne arasındaki TEM'i üç şeride çıkartacak mesafe var. Yani gidiş geliş üçer şerit olacak. Hani Kınalı'dan Büyükçekmece'ye kadar olan kısmı söylüyorum veya Kadımköy'e kadar olan kısmı içindeki üç şeride çıkartacak yer varmış. O kamulaştırma yapılmış. Dolayısıyla aslında üç şeride çıkmasına bir engel yok fakat hangi akla hizmet, ne düşünülerek bu yapıldı? Yani inanılmaz bir öngörüsüzlük, inanılmaz bir plansızlık bence diye düşünüyorum ve hani özel Turgut Özal'la ilgili şey diye, Turgut Özal zamanında yapıldığı için bu yol. Hani Turgut Özal'la ilgili şey diye bir hikaye anlatılır. İşte iki şerit mi, üç şerit mi olsun konuşulurken masaya yumruğunu vurmuş, dört şerit olsun demiş. Kendisi cebinden veriyormuş gibi parayı sanki ama neyse hani olmamış işte bakın yani iki şeritmiş, üç şeritmiş diye konuşurken herhalde bu kısım iki olsun denmiş ve iki olarak da kalmış. Çok saçma değil mi hakikaten de ya? Bakın yine şimdi bağlantı vardı. Çatalca bağlantısı o bitti. Hop iki şerit yine. Şeye kadar da böyle. Kınalı'ya kadar da böyle. İnanılmaz bir anlamsızlık. Bunu göstermek istedim. Yani yolun devamında şimdi dediğim gibi Lüleburgaz'la gideceğiz. Herhalde yarın Lüleburgaz'dan sonra sınıra doğru açarım. Hangi sınır kapısından gideceğiz şu an için bilmiyorum. Dereköy'de olabilir, Hamza Bey'de olabilir. Bakalım. Muhtemelen Dereköy olacak. Oraları da yarın çekeriz. Ve gene konuşuruz. Herkese yeniden merhabalar. Lüleburgaz'dan yola çıktık ve şu anda Silistre'ye doğru yani Namık Kemal'in yazdığı piyese konu olmuş olan Vatan yahut Silistre'nin Silistre'sine doğru gidiyoruz. Şu anda
Kırklareli'nin yükseklerindeyiz. Dereköy sınır kapısına doğru yaklaşıyoruz. Çok az, birkaç kilometre yol kaldı Dereköy sınır kapısına. Dereköy sınır kapısından geçip daha sonra Burgaz üzerinden Silistre'ye gideceğiz. Bulgaristan'a girip. Burasının doğası çok güzel. Hakikaten bu Dereköy sınır kapısı ve civar köyleri, bilmiyorum bilenler var mıdır ama çok güzel. Sabahattin Ali'nin aslında Bulgaristan'a gitmeye çalışırken öldürüldüğü yere de oldukça yakınız aslında. O biraz daha şu anda yolun sağ tarafında kalıyor, sizin gördüğünüz yolun. Yani Armut Veren tarafına doğru, daha Dereköy değil de Demirköy'e bağlı bir yer. Armut Veren tarafına doğru onun olduğu yer, yani vurulduğu yer maalesef. Ama sonuçta oraları da yakınız, yani çok da uzak değil açıkçası. Bakalım, yani şu anda takribi sınırdan sonra 4-4,5 saatlik bir yolumuz olacak. Orada da kendimce çekim yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ve çekim yaparken de bölgelerden hem iktisadi hem sosyal hem tarihi hem kültürel bilgiler vermeye çalışacağım. Ve söz verdiğim üzere de Vatan yahut Silistre piyesini de anlatmak istiyorum. Bakın çok oldukça virajlı ama çok aslında ilkbaharda ve sonbaharda burası çok güzel oluyor. Sonbaharda yaprakların döküldüğü ve sarardığı mevsimde hakikaten inanılmaz fotoğrafçılar için de, yürüyüş tutkunları için de çok güzel bir coğrafya burası. Keza ilkbaharda ağaçlar açarken de aynı şekilde. Yani bu Kırklareli'nin yüksekleri hakikaten bence hem İstanbul'a yakınlığı açısından hem de doğası açısından çok güzel. Umarım bozulmaz ve böyle kalır. Çünkü biliyorsunuz hani İğneada civarlarında bir nükleer santral projesi var. Olur olmaz bilmiyorum. Umarım olmaz. Sonuçta Sinop'taki nükleer santral projesi iptal edildikten sonra belki burası da iptal edilir diye umalım. Çünkü hakikaten tehlikeli tabii. Yani onun artısını eksisini ayrıca konuşuruz başka bir zaman. Şu anda sınıra çok az kaldı. Yani sınıra girerken kapatacağım yayını. Zaten sınır bölgesinde çekim yapmak yasak. Hani çok yakın bölgelerde, ki Google Maps'te fark etmişsinizdir. Google Maps'te çok yakın bölgelerde çekmiyor. Yani sınıra böyle bir 50-100 metre kala Google Maps'in o Street View'daki fotoğrafları kalkıyor, olmuyor. Sınırın her iki tarafı için de bu böyle. Burada da öyle. Dolayısıyla hani o yasal şeye uyalım. Bir sıkıntı olmasın. Evet, çok az şu anda. Bakın Bulgar arabaları Kırklareli'ne muhtemelen alışveriş için cumartesi günü geliyorlar. Sınırın diğer tarafında ufak bir köy var. Maliko Tırnova diye. Türkçesi Tırnovacık. Evet, sınır gözüktü. Çok büyük bir şehir yok yakında. Yani en azından bir saat, 1,5 saat civarı Burgaz. Bir saat diyelim. Sınıra geldik. Şu anda yayını sonlandırıyorum. Evet, şu anda yaklaşık böyle bir 7-8 dakikada çok hızlı bir şekilde sınır kapısını geçtik. Neredeyse tek arabaydık. Yani önümüzde bir araba vardı. Türk tarafında hiç araba yoktu önümüzde. Bulgar tarafında da sadece bir araba vardı. O da hemen biz girerken çıktı zaten. Şu anda Maliko Tırnova'ya doğru ilerliyoruz Bulgaristan sınırları içerisinde. Maliko Tırnova Türkçesiyle Tırnovacık. Bayağı Roman kökenli vatandaşların yaşadığı bir şehir. Şehir değil, pardon. Köy. Yanlış söyledim. Köy. Çünkü hani şehir olacak kadar büyük bir yerdi. Kasaba bile değil bildiğim kadarıyla. Köy yani. Ufacık bir yer. Şimdi bu yoldan gidiyoruz. Bu yol aslında kar yağdığı zaman hakikaten ciddi derecede kapanan bir yol. Bir kere bu yoldan, hem de Kasım ayında geçme fırsatım olmuştu. Hakikaten de yani bir yağdımı sınırı 2-3 kilometre kala bile yol ciddi derecede kapanıyor. Açmamışlardı da yolu. Bayağı arabalar sağlı sollu kenara çekmişlerdi falan. Bayağı kötü bir durum vardı. Biz de zar zor geçmiştik kış lastikli arabayla. Yani biz geçebiliyoruz ama önümüzdeki yol boşalmadığı için, önümüzdeki araba gidemediği için gidemiyorduk falan. Yani neyse, bayağı bir zorlanmıştık ama şu anda hava güzel. Yani hava soğuk ama yani çok da soğuk dedi aslında, 2 derece. Hani kar da yağmaz burada. Bugün de zaten kar göstermiyor hava durumu. O yüzden bir sıkıntı yok. Ama normalde yağdığı zaman da kapanan bir yol. Yani dağlık bir yer. Istranca Tabiat Parkı var burada Bulgaristan tarafında. Onun bir parçası. Hayli dağlık bir bölge. Yüksek bir bölge. Şimdi sırasıyla işte Veliko Tırnova ve sonra Maliko Tırnova pardon. Ve sonra birkaç tane köyden de geçeceğiz. En yakın şehir önümüzdeki Burgaz. Burgaz'dan da geçeceğiz. Burgaz'a doğru yeniden kısa bir videoyla size Burgaz tarafını da göstermek isterim. Silistre'ye yaklaşırken de biraz daha tarih, siyaset vesaire konuşuruz. Evet, yeniden merhabalar. Şu anda Burgaz civarındayız. Bu Burgaz. Yani Lüleburgaz değil, Kemerburgaz değil, Yarımburgaz değil. Türkiye ile alakası yok. Burgaz şehri, Bulgaristan'ın Burgaz şehrindeyiz. S ile bitiyor zaten Burgaz diye. Tabii kelime kökeni olarak hani burg, şehir, kale anlamlarına gelebiliyor. Dolayısıyla
evet tabii ki de bir şey var. Bir hani kelimenin kökeni itibariyle bir benzerlik var. Şimdi buradan yeniden kuzeye doğru çıkıyoruz aslında esasen. Burgaz hakkında belki kısaca bilgi vermek gerekirse, şu an geçtik aslında şehir merkezinden de girmedik zaten ama Burgaz hem bir sayfiye kasabası aslında, yazın tabii ki şey tatil amaçlı denize kıyısı olan oteller vesaire çok fazla var. Öte yandan biraz da yani bir sanayi veya ticaret özelliği de var şehrin. Ciddi büyükçe bir limanı var, Varna kadar büyük olmasa da. Nispeten büyükçe bir şehir. İşte şu anda Burgaz'dan çıktık. Devam ediyoruz. Birazdan yine birlikteyiz. Evet, şimdi Burgaz çıkışında devam ediyoruz. Burada aslında ailecekle gezmeyi çok sevdiğimiz bir Jumbo alışveriş merkezi var. Bakın şu solda gözüken büyükçe yer. Kocaman, devasa bir yer. Görüyorsunuz sol tarafta. Oraya girelim istiyoruz bakalım. Uğramak için. Jumbo böyle ıvır zıvır eşyaların satıldığı, yani biraz daha kaliteli bir milyoncu diyelim hani. Ucuz ama bilmiyorum bir şekilde hani Yunanistan'da ve Bulgaristan'da çok sayıda şubesi var. Biz de bakalım Jumbo'ya girelim istiyoruz. İnşallah sapağı kaçırmamışızdır. Bakalım Jumbo'ya nasıl gireceğiz. Evet, Jumbo exit the Sofia from the parking area demiş. Tamam, şuradan Sofia'ya çıkın diyor. Jumbo'ya uğramak istiyoruz. Bakalım. Evet, Jumbo şuradan dön diyor. Tamam, döneceğiz. Sakin. Hadi bakalım Jumbo. Haydi bakalım Jumbo. Bir molamızı verelim. Arabayı bir yatara bırakalım. Yarım saat. Evet, sanırım şuradan döndük. Herhalde burada da Jumbo diye bir uyarı verir diye tahmin ediyorum. Sonra gerçekten dönüşte nasıl döneceğiz? O kısım tabii şeyde meçhul. Bakalım, bu herhalde Jumbo buradan diye anlıyorum. Evet. Jumbo'ya buradan. Evet, bakalım şimdi dönüyoruz tekrar. Dön baba dönelim. Çok zor şartlar altında çekim yapıyorum. Bilmek istemezsiniz. Evet, tam doğru geldik. Vallahi doğru geldik. Yani hiçbir şeyimiz olmadan 300 metre sonra sağda Jumbo diyor. Sonra tekrar geriye nasıl döneceğiz? O kısım meçhul tabii. Neyse, onu o zaman düşünürüz. Evet, şimdi Jumbo'ya giriyoruz. Ve şimdi karşınızda Jumbo. Evet, şu anda da Aydos ilçesini geride bıraktık. Burgaz'a bağlı bir ilçe Aydos. İl değil. Türk kökenli nüfusunun yaşadığı bir yer. Romanlar da var sanırım yine yüksek sayıda. Havada birazcık şu anda kapadı ve yağmura sardı. Hava sıcaklığı 3-4 derece civarı. Zannediyorum bundan sonra birazcık daha yavaş gitmeniz gerekecek. Çünkü karla karışık yağmura da çevirebilir hava. Bugün için öyle bir hava durumunda şey var. Karla karışık yağmur olacağı söylenmişti. Silistre'de oldu, böyle köy yolları. Artık bundan sonra çift yol da yok. Gidiş geliş zaten çoğunlukla öyleydi. Burgaz civarında biraz bir çift yola çıkmıştık. Duble yol gibi. Otoyol maalesef burada yok. Yani Sofya'ya var. Ama burada otoyol söz konusu değil. Dolayısıyla böyle gidiş geliş yolda 80-90'la gittiğimiz için de aslında yani 200 kilometreyi normalde belki 2 saatten daha az bu sürede alırsınız ama burada öyle olmuyor. 2,5-3 saatte yakın sürüyor. Çünkü yollar çok şey, iyi değil maalesef. Şeyi Silistre'ye girerken anlatırım diye düşündüm. Vatan Yahu Silistre'yi, onu o zaman yeri geldiğinde konuşuruz. Silistre'ye girerken yeniden görüşmek dileğiyle demiş olalım şimdi.
Şimdi Silistre'ye yaklaşık 80 kilometre bir mesafemiz kalmışken artık vatan yahut Silistre demenin zamanıdır diye düşünüyorum ve biraz Namık Kemal'in söz konusu piyesini anlatayım. Biliyorsunuz Sultan Abdülaziz zamanında işte Sultan Abdülaziz'in yönetimi tabii keyfileşiyor bir noktada ve bazı ileri gelenler, o zamanın ileri gelenleri, işte düşünürleri diyelim, edebiyatçıları, siyaset adamları şey düşünüyorlar, yani meşrutiyetin ilanının Osmanlı'nın sorunlarına çözüm olabileceğini düşünüyorlar. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır ama en azından böyle bir düşünceleri var. Namık Kemal de onlardan bir tanesi. 1840 doğumlu, 1888'de vefat etmiş biliyorsunuz. Şimdi Namık Kemal'in bu piyesinde vatan yahu, aslında vatan oyunu diye oynuyor bu. 1872'de yazıyor sanırım vatan adıyla. Abdülaziz biliyorsunuz 1876'da, 4 yıl sonra düşecek. 1872'de vatan adıyla yayınlanıyor bu. Yani bunun tiyatrosunun oynayacağı açıklanıyor ve hakikaten İstanbul'da Gedikpaşa Tiyatrosu'nda. Gedikpaşa biliyorsunuz Beyazıt'tan Kumkapı'ya inerken bir mahalle. Gedikpaşa'da bir Agopun Tiyatrosu diye bir Ermeni tiyatro kumpanyası tarafından oynanıyor. Konusu da şöyle romanın, piyesin pardon. İslam Bey diye bir genç var. Bu Ruslar 1854 yılında Silistre'yi kuşattıklarında, ki hakikaten böyle bir kuşatma da var bu arada. Ömer Lütfi Paşa sanırım. Bir de Musa Hulusi Paşa olması lazım. Bunlar Silistre'nin savunan kişiler, paşalar. Ruslar Silistre'yi kuşatıyor Kırım Savaşı sırasında. Ve Silistre epey bir dayanıyor. Ve sonunda Ruslar hatta zaten işte Rusların ordusunun başındaki prensi yaralanarak geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Kuşatmaları başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hatta işte Osmanlı ordusu onları takip ediyor vesaire. Yani başarılı, Osmanlı açısından başarılı bir savaş. İşte o savaş sırasını anlatıyor piyes. İslam Bey var. Bu cepheye gitmek istiyor Silistre savunmasına yer almak için. Bir de bu İslam Bey'in bir sevgilisi var, Zekiye. Zekiye de tabii sevgilisinin savaşa, cepheye gittiğini duyunca onun peşinden gitmek istiyor. Erkek kılığına giriyor. Adem adıyla o da cepheye gidiyor. Ve cephede hatta karşılaşıyorlar. İslam Bey yaralanmış, yaralıyken ona biraz bakıyor falan, işte Zekiye veya Adem kılığındaki Zekiye diyelim. Hatta daha sonra İslam Bey yaralıyken beraber düşman cephanelerini patlatmak için gizlice Silistre'den çıkıyorlar. Döndüklerinde de savaşın kazanıldığını öğreniyorlar zaten, ama savaşta bir şeyle kazanılıyor. Yani Huruç Harekatı denen bir harekatla, işte hani o da duyanlar illaki olmuştur belki. Bir yer kuşatıldığı zaman işte o kuşatılan yerden dışarıya düzenli olarak birliklerin çıkıp bir anda sürpriz bir şekilde saldırması kuşatan orduya. Böyle bir saldırıyla Rusları püskürtüyorlar. İşte bunu anlatıyor ve aslında çok büyük ses getiriyor piyes İstanbul'da. Hatta Sultan Abdülaziz'in de iki kere izlediği söyleniyor. Ve şöyle ses getiriyor, yani özellikle işte halk bayağı coşuyor ilk izlendikten sonra Gedikpaşa Tiyatrosu'nda. Nümayişler, yürüyüşler işte. Muradımızı isteriz, muradımızı isteriz. Ki piyeste de Murat kelimesinin sıklıkla geçtiği söylenir. Murat'ta kastedilen tabii Şehzade Murat. Yani daha sonra 5. Murat adıyla Sultan Abdülaziz tahttan indirildiğinde 5. Murat adıyla başa çıkacak olan padişah. Çünkü halktan ziyade biraz entelijans, yani Osmanlı entelijansası umudunu biraz Murat'a bağlamış durumda. Yani Murat başa geçince bütün sorunların çözüleceği inancında diyelim. Yolda şu anda bozuldu biliyorsunuz. Yol uzunca bir süredir bu şekilde burada. Dar, gidiş geliş. Ki şu anda hani sanırım yola çıktığımızdan beri ki en kötü yol. Hani şerit izleri falan bile kayboldu artık. Köy yolu gibi yani aslında. Henüz buralara kadar fazla yatırım yapılmamış. Yani dolayısıyla vatan adıyla oynuyor oyun. Sonra yasaklanınca oyunu yeniden Silistre adıyla bu sefer oynatıyorlar. O yüzden de zaten vatan yahut Silistre diye kalıyor. Yahut veya demek malum biliyorsunuz. Vatan yahut Silistre olarak kalıyor oyunun adı. Öyle de bir ilginçliği var. Şimdi biz işte o Silistre'ye gidiyoruz. Oyuna konu olan, piyese konu olan Silistre şehrine gidiyoruz. Şehre girerken de yine şehirden de kareleri göstermek istedim. Burada sadece şuna geçerken bu binaları falan hakikaten göstermek ilginç olur diye düşünüyorum. Hakikaten çok ilginç binalar var etrafta. Burası Bulgar köyleri, kasabaları. Maalesef hani Türkiye'de de tabii köyden kente göçün etkisiyle köylerde ciddi boşalma var. Bulgaristan'da tabii sadece köyden kente göç etmenin ötesinde hem nüfus doğurganlığının düşük olması,
yaşlı nüfusu arttırıyor. Hem de tabii Avrupa Birliği üyesi oldukları için Avrupa ülkelerine istedikleri gibi çalışmaya gidebiliyorlar. Avrupa ülkelerine gidiş de çok artmış vaziyette. Dolayısıyla ciddi derecede bir dışa göç var. Bulgaristan nüfusu daha belki videolarda bahsetmiştik. 1985'teki zirve noktasından yaklaşık bir %40 civarı altında. Hani 10,5 milyondan 6,5 milyona kadar düşmüş vaziyette. Ciddi bir düşüş. Nüfustaki azalış. Hala da azalıyor nüfus bu arada. Haliyle de bu işte bu köyleri, kasabaları neredeyse terk edilmiş gibi bir hava katıyor. Çünkü hakikaten evlerin çoğu terk edilmiş vaziyette. Silistre'de yeniden görüşmek dileğiyle. Şu anda Silistre'ye giriş yapıyoruz. Bakın levhayı gördünüz. Nihai durağımıza da 7 dakika civarında bir zaman kaldı. Yolculuğumuz gayet güzel geçti. Saat şu anda Türkiye saatiyle 15.30'da vardık diyebiliriz yuvarlak olarak. 8.30'da çıktık. 15.30'da vardık toplam. Duraklamalarla beraber 7 saat kadar sürdü ki arada yaklaşık 1,5 saat falan durakladık. Dolayısıyla Lüleburgaz Silistre arası hani kesintisiz gelecekseniz ki yani gelmek zorunda değilsiniz tabii ki. 5,5 saat falan sürüyor. Bunu söylemiş olayım. Şimdi birazcık Silistre manzarası eşliğinde videolarımızı yani en azından bu videonun bu aşamasını sonlandıralım. Bakın ileride Tuna Nehri gözüktü. Tuna Nehri Romanya ile Bulgaristan'ı ayıran sınır. Dolayısıyla Tuna Nehri'nin arkasındaki o ormanlık arazinin Romanya olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Duruster Otel'de birazdan gözüküyor bize. Levhası gözüktü, kalacağımız yer orası. Bu gece orada kalacağız. Bükreş 135 km diyor. Bükreş. Buradan 135 km yaklaşık işte 1 saat 20 dakika 1,5 saat arası bir şey. Bükreş. Evet. Sol tarafta Rus ediyor. Orası da Rusçuk. Rusçuğa gidiyor. Orası da Tuna Nehri kıyısında bir şehir. Romanya-Bulgaristan sınırında tam. Bir sonraki veya bir daha ondan sonraki videoda sanırım. İki sonraki videoda Rusçuğu da gösterebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yaya geçişinde duralım. Bulgaristan'da Türkiye'den farklı olarak trafik kuralları ve yaya geçişlerine özen gösteriliyor. Kavşaklara girişte ve yaya geçişlerinde kurallara riayet ediliyor çok net bir şekilde. Kaufland, Avusturya markası. Bunu daha evvelden ikinci videoda da göstermiştim. Avusturya markası. Evet, şimdi birazdan Göbek'ten biz de sola döneceğiz sanırım. Bakalım. Silistre'ye giriyoruz. Girdik hatta yani şu anda. Giriyoruz demek yanlış olur. Evet. Şimdi şöyle döneceğiz. Center solda kaldı. Biz de sola gideceğiz ama nehire paralel olarak gideceğimiz için birazdan sağdan. Evet, şimdi sağa döneceğiz. Döner kavşaktan tabii ki çıktık zaten. Sağ ve sağ yaptıktan sonra zaten merkeze doğru gidiyoruz. Burası biraz daha şehrin dış mahalleleri gibi. Otogar burada. Türkiye'den de buraya otobüs geliyor bildiğim kadarıyla İstanbul'dan. Çünkü dediğim gibi çok sayıda Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı da bu şehirde yaşıyor. Türkiye'de de çok sayıda Silistre göçmeni var. Onu da söylemiş olayım. Şimdilik burada susuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim.